Herkese Scam dünyasından günaydın. Benim sabah saat 6, 6.30 civarı yanlış hatırlamıyorsam. 6.19 şu anda saatimiz. Bütün geceyi evde geçirdim, konakladım. Güzel geçti, sorunsuz geçti. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık yani ama manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Güneşin doğuşunu hafif rüzgarın sesiyle beraber. Çok güzel. Evet, bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün ben açıkça söylemek gerekirse ormana gidip bir hayvan yakalamak istiyorum. Bir. İkincisi, yine aynı şekilde ormana gidip mantar toplamak istiyorum. Ve bir köy kasaba yerlerini gezip birazcık böyle şey toplamak istiyorum. Ne derler? Dur söyleyeceğim inşallah. Yemek malzemesi işte tuzdur, sirkedir, biradır vesaire o tarz şeyleri toplamak istiyorum. Bir şu aracın içerisine bakalım. Araç boş, yakıt bir tane var. Güzel, bataryası fena değil. Bu alem ne alemde? Bunun da bataryası fena değil. İçerisinde de bir tane repair kit var. Bu repair kitlerden birini ben alacağım. Şu tire kiti de alacağım. Bunun içerisinde de bayağı yakıt varmış. Bu aracın içerisine bırakmayı düşünüyorum. En azından böyle şimdilik. Çünkü off-road'la gidiyor olacağız. Pickup'la gidiyor olacağız daha doğrusu. Şimdi motorumuzu çalıştıralım. Of be. Çok güzel görünüyor ya. Böyle bir screenshot alalım. Bir tane de böyle alayım. Öf, mükemmel. Evet, şimdi şu büyük kasabaya gidelim. En yakınımızda onlar var, şurası var. Buraya gidelim. Bir orayı bir kontrol edelim. Şimdi bir önceki bölümde bir sürü şey söylemişsiniz arkadaşlar. Çok teşekkürler. Biliyorum işte nedir? Sürünün olduğunu bak görmemiştim. Sürüyü bilmiyordum ama lafım yok. Ama onun dışında işte konsol vesaire kullanma olaylarında evet farkındayım. Kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Orman çok güzel duruyor yalnız bu saatlerde. Mükemmel yani. Şimdi şehre girelim. Şimdi burada küçük marketler vesaireler var. Onlara bakacağız. Onun dışında etli patatesli yahni falan yapabiliriz. O güzel olabilir. Onları değerlendirebiliriz. Yahni vesaire dediğim gibi güzel olabilir. Zombi yok şansımıza herhalde. Daha spawn olmadılar mı? Ne oldular? Dedim mi spawn oldular? Okey. Şurada bir market var. Bu marketi kontrol etmek istiyorum ben. Bakalım burada hem market kontrol etmek istiyorum hem barları vesaireleri kontrol etmek istiyorum. Yani bunların hepsi bize güzel yemekle alakalı malzeme verebilecek kaynaklar. Diye düşünüyorum. Gelen giden var mı diye bekliyorum. Gelen giden yok gibi. Araçtan çıkıp buraya girelim. Bakalım burada bir şey var mı? Burada hiçbir şey yok. Allah Allah çok enteresan. Genelde loot olurdu buralarda. Loot loot. Ama bir şeyin çıkmaması enteresan olmuş. LED plakalar vesaireler çok ilgilenmiyorum onlarla şu anda. Benim şu anda direkt ben evleri kontrol edeyim ya direkt hiç. Başka bir şeye gerek kalmadan. Burada ne varmış? Bir adet screwdriver var. Alalım. Industrial rubber glove'a ihtiyacımız yok. Burası endüstriyel bir yer. Burada çok fazla bir yemekle alakalı bir şey bulabileceğimizi sanmıyorum. Workbench bulduk. Güzel. Testere alırım bir tane yalnız. O hayır demem ona.
Balta falan bulabiliriz. Ben maymuncuk bulduk, çok güzel. Kilitler maymuncukla açılıyor arkadaşlar. Lockpick yapacaksanız da maymuncuk ve tornavida kullanarak yapabilirsiniz. Ya da levye yardımıyla zorlayarak açabilirsiniz. O da olabilir. O da bir alternatif. Merhaba yakışıklı. Evet, böyle bir şeyin üzerine çıkıp vurmak arkadaşları daha mantıklı geldi bana şu anda. Compound crossbow'da olmadığı için şöyle bir tane yere atayım, buraya doğru koştursun. Ya da biz de gidebiliriz. Buraya çıkamıyorlar zaten. Hop, dönmeseydi iyiydi. Hop, çok güzel. Bu da gitti. Civar boş gibi. Şuradan bir girelim bakalım ya. Temiz duruyor. Kontrollerimizi yapalım. Lootumuzu yapalım. Eldiven ihtiyacımız yok. Mutfak. Dediğim gibi mutfak ve bu yerlerden böyle güzel. Şeker var mesela. Bak alalım. Evlere bakacağız yani bunlar için genelde. Evlerden çıkıyor bu tarz şeyler çünkü. Sweatshirt alırım bir tane. Şey, sweat pantolon. Short pantolon şey. Pantolon, eşofman, eşofman. Nereden çıktı? Konuşamadım. Short pantolon falan her şeyi söyledik. İleri geri. Eşofman iyi böyle. Güzel. Buraya girdik. Var mı bir şey? Yok. Levye var burada bir tane ama ihtiyacımız yok şu an. Ya da evet, yok ihtiyacımız ya. Gerek yok. Fazla da malzeme almanın bir anlamı yok şu anda. Testere %40 istemem. Raga ihtiyacım yok. Anahtar varmış burada. Biraz daha doğrusu kilit varmış. Anahtar değil de. Kilit varmış. Okey. Bunları şöyle bir görelim bakalım neler var. Gömlekler var. Geçtik. İçeride bir şey yok. Yukarıdaki zombiyi uyandırdık galiba. Anda. Güzel. Bakalım buradan ne çıktı? Driving Goggles çıktı. Güzel bir şeye benziyor ama. Güzel bir renk diye onu aldım. Bağırınıyorlar etrafımızda. Bağırsınlar, sıkıntı yok. Glue'ya ihtiyacımız yok. Ondan sonra cuma Hırvatistan şeyine ihtiyacımız yok. Takım üniformasına ihtiyacımız yok. Burada bir şey var mı diye baktım. Yok. Tuvaletin
kitine bakalım. Burada bir şey yok. Okey, temiz gibi duruyoruz. Hop, merhaba. Beyefendi merhabalar. Buraya gelir misiniz? Teşekkür ederim. Çok sağ olun, çok sağ olun. Evet, burada bir şey yok. Bu eve girelim. Yani maksat yemek vesaire tarzı şeyler bulabilmeye çalışmak. Yiyecek bir şeyler yakalamak, bulmak. Mesela vegetable oil işimize yarayacak bir ürün. Bundan alalım. Baka. Güzel, değerli bir ürün. Basic kompas alınabilir. Eye patch bulmuş. Geldi bu arada oyuna. Göz bandı. Korsan göz bandı. Adı tatlış bir eklenti olmuş. Belki şey de bulabiliriz bu arada. Domates. Burası mısır gibi duruyor bunlar. Galiba. Evet. Bunlar mısır gibi duruyor. Evet. Bir tane daha mısır alınabilir. Patatesli etli yahni yapmak istiyorum. Onu da mesela değerlendirebiliriz diye düşündüm açıkçası. Öyle bir şey istiyorum. Hazırız. Böyle havada aydınlıkken aslında ormanlara vesairelere gidip gerekli şeyler yapılabilir. Araç. Daha doğrusu carriage alalım. İşte mantar toplama olayı mesela, hayvan avlama olaylarını yapmak istiyorum. Tabii compound bow'um olsaydı çok daha keyifli olabilirdi. Belki compound hiking backpack bulduk bu arada. Şanslı çıktık ha bu seride. Bayağı bir çantamız var. Buralarda çok bir şey çıkmaz ama iPad çıktı bir tane daha. Kıyafet, şey, gömlek var. Buna bir bakalım. Eldiven. Straps. Bir şey yok burada. Pekala. Puan alırım. Yemekle alakalı birçok şeyi almayı düşünüyorum. Kaybetmeden. Gömlek çıktı. Burada herhangi bir şey yok. Bu balkonlardan çünkü bir şeyler çıkabiliyor. Aklınızda bulunsun. Onları da kontrol edin derim. Aman çok güzel ya. Ama acayip tatlı geliyor böyle etraf. Karakterin sakalı uzadı ya, biraz sakal kesme olayı yapabiliriz. Earmuffs bulduk. Burası garajmış bayağı bildiğin. Rubber. O rubber'ı kullanarak bir kılıç tarzı bir şey yapabiliriz ama hani hala bilek taşı olmadığı için, bilek taşı da bulamadığım için açıkça söylemek gerekirse çok da şey yapmıyorum. Sürekli böyle bir bileyleyecek bir şey arayışında değilim. Bilek taşı olması lazım. Oyuna inşallah en kısa zamanda bilek taşını geri getirirler. Kokteyl, meyve kokteyli var. Orada parsnip var. Pekala. Garlic var. Güzel. Sarımsak. Evet. Başka buralara bakalım da bunlardan şapka çıktı da gerek yok yani şapkaya. Ona bir bakalım. Bir şey yok. Orada bir şey yok. Bir şey yok. Devam edelim yolumuza. Buradaki küçük garaja bakalım. Çeşmeden aslında sularımı alsaydım keşke yanıma da. Çeşmeden şey yapardık. Bu ne? Construction bot. Şey botları. Çalışma botları var orada. Pekala. Pek bir şey çıkmadı buradan. Buraya geçelim. Evlerin içinde bir şey çıkmıyor.
Yani zombi manasında bir şey çıkmıyor evlerden. Fena değil aslında. Hop, bu neymiş? Yeast, maya bulduk. Oo, bir şeyler, ekmek falan pişirebiliriz. Un bulursak. Cooking pot. Okey, şimdi şunu bir şöyle koyalım. Bu arkadaşı buraya bir koyalım. Bunun envanterini açalım ve şu ıvır kıvırları hep onun içerisine bırakalım. Ki bu sayede bizim yerimiz olsun envanterimizde. Bu arkadaşı da elimize taşırız. Bir şey olursa hemen yere bırakıp baltayı aldık mı hiçbir sıkıntı olmadan yolumuza devam edebiliriz. Mesela bir tane tencere daha alırım. Backpack elime alayım şöyle. Güzel. Kıyafet meyafet çıkıyor. Bolca gömlek var. Biraz zaman aldı ama sorun yok. Hallettik bir şekilde. Onun üzerinden ama oklarımı toplarım büyük ihtimalle. Bayağı bir ok biriktim onun üstüne. Baba da bayağı bir ok vardır. Evet, aynen. Güzel. Yani 3-5 3-5 fark etmez. Oo, yemek. Yemek alanı. Pekala, buradan bir lootlayalım. Yiyecek bir şeyler çıkar belki, bir ihtimal. Bardak bir işimize yaramaz. Yapıştırıcı da bir işimize yaramaz. Mutfaktan neden yapıştırıcı çıkar onu da anlamış değilim hala ya. Candle alırım ama bir tane. Jilet çıkıyor mutfaktan deli gibi. Tuvaletler. Üst katta hiçbir şey yok. Burada ne var? Mermi var galiba. 9 mm mermisi var. Masaların üzerinde bir şeyler spawn oluyormuş. Demek ki şöyle bir bakalım. Bir şey yok. Devam edelim yolumuza. Aa, şurası bar galiba. Yok. Ha, garajmış. Şey, atölye. Atölye aynen. Böyle güzel bir ne bileyim ben, multi-tool falan çıkabilir belki. Multi-tool demişim. Lockpick çıkabilir belki. Şansımızı deneyelim bakalım. Genelde yemekle alakalı şeyler arıyorum dedim ama bu da olur yani. O tarz bir şey bulsak da hayır demem. Okey, hiçbir şey çıkmadı. Devam. Aha da bar. Tamam, bu bardan bira falan bulabiliriz. Bira. Alkol. Hop, aldık elimize. Kapat kapıyı. Lut lut lut. Hoppa. Peynir. Pekala. Şuraya girelim. Bunlara bakalım. Grape juice. Bir de tekila var. Pekala.
Love'la bir şey bira alacağız. Bu alkolleri alacağız ki yahnide vesaire kullanabilelim. Kullanılıyor çünkü yani. O tarz şeylerde var. Hemen burada güvendeyken şu çantayı yere koyalım. Open inventory diyelim. Bu arkadaşları şöyle dolduralım buraya. Bu çanta dolduğu zaman da giderim arabaya bırakırım bunu. Üzerimdeki çantayı doldurmaya devam ederim. 9000 metrede bu arada eksik mermimiz var mı? Yok. Şöyle de durabilir bence bu. 3 tane de 10-15 tane de okumuz var. Güzel. Seni de elime alayım tekrardan. Devam. Loot, loot, loot. Karakola girmeyeceğim. Gerek yok karakola girmeme. Gerektirecek bir durum yok yani. Evlere girip çıkıyor olacağım genelde şu anda. Driving gloves. Sürüş eldivenleri. Earmuffs, kulaklık. Soda alırım. Bal kabağı alırım. Bir alırım. Bubbles, içecek alırım. Oo, tracksuit. Şey yapabiliriz. Love gibi giyinebiliriz yani yakında istersek. Şeyleri kullanarak eşofman ve eşofman üstü ve eşofman altını beraber kombinleyerek böyle bir şey yapılabilir. Kombinasyon yapılabilir belki. Şey yok. Hippie pantolonları bulduk. Okay. Kilt arkadaşlar, evet, oyuna yeni eklenenlerden birisi İskoç temasını devam ettiriyorlar ve İskoç eteği geldi. İskoç eteği geldi. Biliyorsunuz İskoçya'da resmi şeylerde genelde törenlerde falan giyilen bir etek tarzı vardır. Bir gayda çalıp bir yandan şey yaparlar. O etekten oyuna eklendi. O da gelmiş oldu. Onu da almış olduk. Bulmuş olduk. Etek çıktı ya. Şaka gibi. Evet. Şuraya bir bakalım. Lan dedim ne oluyor? Oha. Ne oluyor ya? Bir anda. Alıcım durursan sana zahmet orada. Teşekkür ederim. Abi. Saygılar. Üst katta değil de burada biri var. Birileri var. Evet, burada burada. Gel gel kapıdayım gel. Uhu. Gel buraya. Canım gelsene buraya. Hadi yavrum. Open inventory. Şunu koyalım. Bir tane de bubble tea koyalım. Bunları da şöyle elimize toplu kalsın madem öyle. Bir şey yok. Şunları bir arayalım. Okumuzu alırım. Ahşap ok olduğu için dediğim gibi çok büyük benim için şeyi yok, bunun değeri yok. Hani alırsam alırım, almazsam sorun değil. Olmazsa sorun değil. İki tane ağaç kestim mi tavayı alırım bu arada. Hiç hayır demem yani. İki ağaç kestim mi tık 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 çıkıyor zaten hepsi. Bütün ihtiyacım olacak kadar. Oha. Yok artık. Evet arkadaşlar galiba loot miktarını birazcık arttırmışlar mı? Ne yapmışlar yani çanta çıkma sıklığını mı arttırmışlar? Ne yapmışlar bilmiyorum ama bayağı bir çanta çıktı. Bu benim yaptığım bir şey değil. Benim yaptığım bir ayar değil. Bir şey değil. Haberiniz olsun ya, ben bunu ekstradan yaptığım bir şey değil.
Loot miktarı normalin bir tık üstündeydi sadece. Onun standart olarak yani onun küçük ayarını yapmıştım. Serinin başından beri bir daha değiştirmedim ben bunu. Yani o zamandan beri aynı şeyde gidiyor. Oranda gidiyor şu anda. Dolayısıyla bu kadar çok çanta bulmayı açıkçası çok beklemiyordum ben. Birazcık şaşırdım yani. Evet, arabaya dönelim. Hem üzerimizdeki çanta doldu, hem şey doldu. Elimizdeki çanta doldu. Sırtımızda bir çanta daha var ama. Abi yani çok enteresan ya, şaka gibi. Dünyanın malzemesi çıktı yemin ediyorum. Şimdi dönelim. Bir şeyler bulduk. Ormanlık alana gidelim. Ormanlık alanda mantar toplamaya çalışalım ama buralarda olmayabilir mantar. O yüzden o bu arada çok eve çok yakınken bir drop var. Oraya yol üzerinde gideriz oraya. Üzerinde şey var. Hit var. Siz bağırın evin içinde abicim, sıkıntı yok. Dolayısıyla oraya bir uğrarız geçerken ama birazcık daha böyle sıcak alanlara inmem gerekebilir mantar bulabilmek için. İstediğim tarzda mantarlardan bulabilmek için. O yüzden belki birazcık şöyle aşağıya doğru inebiliriz. Şu alanlara inebiliriz. Ama genelde ormanda takılıyor olabiliriz birazcık. En azından böyle bir kısım daha öyle devam ediyor olabiliriz diye düşünüyorum. Açıkçası şimdi sen şurada dur. Ya seni şöyle yani arabada durun siz. Şu hiking'i buraya çıkartayım. Bunu giyeyim üstüme, bunu alayım. Open inventory, okları alalım şuradan. Geriye kalanlar burada kalabilirler bence yani. Hop, içine koyduk, arabamıza binelim. Ve dediğim gibi hem drop'a gidelim. İnşallah ok gelir ya, ok. Çok istiyorum yani okun gelmesini. Compound bow, böyle ileri şey, quiver dedikleri o okları içine koyduğumuz şey, arkadaki böyle tutacaklık kısım gibi, çanta gibi olan şey. İnşallah onlar böyle vardır orada. Çok güzel olur, çok hoşuma gider yani. Tire repair kit olursa çok tatlı olur aynı şekilde. Araca bir tanesine koymak için. Evet, o bayağı yakın düştü ama 17 dakika vaktimiz var, çok güzel. Şimdi eldiveni bir çıkartalım önce. Ondan sonra buradan bobby pin çıkartıyoruz. 2 3 4 5 6. Yani bunları lockpick'e döndürüyoruz. Lockpick. Keşke bu lockpick şey yapma işleme olayını tıkladığım zaman mesela bobby pinleri otomatik olarak çıkartıp işlese, ama artık o kadarını da şey yapmayalım. Birthday cake çıktı. Birthday hatler bir işimize yaramaz. Hadi bakalım. Hoppa. Ne çıktı buradan? UMP. UMP'miz vardı galiba bizim. Galiba. Tam emin olamadım yani şu an UMP'm var mı yok mu diye ama okey. Pekala, direkt çok easy oldu. Araba bataryası alacağım. Buna hayır demem. Araba bataryası önemli. Elektrik testere var elimizde bir tane, taşımayalım şimdi bir tane daha, gerek yok. Elektrik testere zaten dediğim gibi elimizde bir tane var. Weapon Clinic'te hiç hayır demem. Hadi buradan bir ok çıksın ya, bir şey çıksın yani. Hadi yavrum. MRE çıktı. Bir şey diyeceğim, buna da hayır demem. Yani çok da dolu dolu bir drop değilmiş ama boş da değil o kadar. Kötü değildi yani, iyiydi. İyiydi.
Eve geri dönelim. Şu eşyaları bir ufaktan bırakalım. Ormana dalalım ondan sonra. UMP'nin de malzemesine bakayım. Eğer UMP vardı diye hatırlıyorum. Eğer varsa UMP. Hop. Hop 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 hop. Allah ters dönüyorduk ha. Allah düşürüyorduk aracı. UMP varsa hemen şey yaparız. Şunu gölgeye çekelim şöyle. UMP'ye geçeriz. Susturucusu vardı çünkü hatırlıyorum öyle. Öyle hatırlıyorum ya. Yani. Bunu elimize alalım. Ve bunu direkt bunun içine bırakalım şöyle. Bunu da alalım. Ve direkt bunun içine bırakalım. Aşağıya doğru iki tane UMP'ye bakıyorum. Buraya bunu atayım. Weapon. Bunların hepsinin organizasyonu yapılacak ya. Yani şey değil. Hepsini halledeceğim yani. Yaparım diye düşünmüştüm. Yapmadım. O biraz şey oldu. UMP var. Çok güzel. Polo. Teşekkür ederim. MP5'i koyabiliyor muyuz? Koyamıyoruz. Ama içini boşalt. İçini boşalt. İçini boşalt. Tak. 30. 60. 90 adet. Mermisi olan bir UMP'miz var. Muazzam. Oku bırakabiliriz. Bu durumda. Yani. Ok ile alakalı şeyleri bırakabiliriz şuraya. Ama onun yerine UMP'nin ıvır kıvırlarını buraya koyabiliriz. Bir şarjör tak. Çok güzel. UMP'nin şeyini koyduk. Bir tane de 45 ACP kullanıyor UMP. Bir tane de böyle yedek şarjör ya da koymaya... gerek yok ya. El bombası falan da vardı. Gerek yok. Okey tamam. UMP'ye bayonet falan takılabilir mi acaba? N9 falan takılıyor mu? Takılmıyor. Bir susturucu bulsak buna temiz olur. Ama yapacak bir şey yok. Susturucu yoksa da yok diye de üzülmeyeceğiz yani. Yemek kısmına da şunları koyalım. Dediğim gibi yemek yapmak istiyorum bu bölüm birazcık. bir tane şundan yediğim. Bir de su içelim bir tane. Neredeydi suyum? Çantalardan birine mi koydum ben suyu? Herhalde öyle yap. Çantalardan birinde bıraktım herhalde. Aynen. Hepsini iç. Tava mava tencere falan olması çok güzel oldu. Güzel. Yani kötü değil. Şehre uğrarsam aslında şeyleri toplamak için, suları doldurmak için bir böyle sefer yapılabilir mi? Yapılabilir ama şu an için böyle yapalım. Evet, ormana gideceğiz. Hayvan mayvan keseceğiz inşallah. Bakalım. Aşağıya doğru aslında ilerleyebilirim şu alana doğru. Dümdüz buradan aşağı inersem zaten bir ormanlık alan. Gidelim bakalım ne bulacağız, ne edeceğiz. Hayvan mayvan bulursak zaten çok güzel olur. Canavar olur yani. Aa, çok keyifli ya. Bu arada gözümüz mantarlarda olsun. Yani gözüm mantarda olacak. Mantar bakacağım bir yandan da. Tabi bu kadar yoğun şeyde nasıl göreceğim bilmiyorum ama çalılıkta deneriz şansımızı işte görmeyi. Görürsek alacağız. Wilderness. Larvayı yerim. Bir tane hiç fena olmaz. Çıtır çıtır. Bakalım. Grasshopper. Yani. Larva yedim şimdi. İstemedi canım. Pekala. Taş var. Mantar bakıyorum dediğim gibi.
O burada derenin şeyin devamı mı var burada? Evet, çok güzel. Kes. Neyi kesti de acaba orada? Ara. Bu neyi aratıyor acaba burada bana? Earthworm. Solucan da var. Aa, çok iyi. Ben solucan olduğunu bilmiyordum bak. Wow. Çok keyifli ya, böyle sanki hani ağır roleplay'e dönük yapıp böyle yürü, hani lazım olmadıkça koşmayıp öyle manzaranın tadını çıkartıp first person no HUD öyle. Evet. Aa, buradan karşıya geçiyor. Orada bir tarla var. O tarlaya bakalım. O tarlaya bir bakalım bakalım. Neyse, sizi çok sıkmayayım. Bu taraflara bakılabilir. Ormanlık alanları yine. Bir kontrol edilebilir orası yani. Yemek anlamında bir işimiz var. Birazcık işimizi yapalım şuradan hemen aşağıya. 2 dakika. Hop. Çiş. Şey mi? Aa. Benim adıma ne oldu? Adım. Had gitti. Neyse. Bir de UMP var. İki de şey var. Onu biliyoruz. Ha, düzeldi. İyi bari. Ya burada bir şarap, üzüm vesaire. Hop. Kesmeyelim bunu. Üzüm bağı var burada. Güzel. Bir şöyle dokunabilirim ufaktan. Belki bir şeyler çıkar. Ne diyorsunuz? Grape. Üzüm çıkıyor. Çok güzel. Orada bir küçük bir şey daha var. Tarla daha var. Oraya da bakalım. Oyunda çok sayıda şey var arkadaşlar. Mutlaka bu imkanları kullanın. Yani şehirlerde de var bunlardan. Şehirlerin dışında böyle gördüğünüz gibi yerlerde de var. Şey yapın. Bu fırsatı değerlendirin yani. Çok fazla alternatif var yemek konusunda. Bak, üzüm çıkartıyoruz. Yani birkaç taneden birinde var üzüm gibi duruyor. Benim onun arkasında bir tarlada bir şey daha var. Bir şeyin tarlası daha var orada. Onlara bakarız. Bakabiliyorsak. Bak, tertemiz üzümlerimiz çıkıyor. Bunu CTRL'ye basılı tuttuğumuz zaman ne görüyoruz bunun içerisinde? İşte ne kadar miktarda kalori olduğunu, ne verdiğini. Mesela işte mineral 5, MN5 mak veriyormuş. %23 C vitamini, %5 falan filan şeklinde. Bütün besin değerlerini CTRL ile üzerine basılı tuttuğumuz zaman görebiliyoruz. O da iyi bir şey.
Yok, güzel. Ne, orada bir şey daha var ama ne olduğunu anlayamadım. Ya domates falandır da çok güzel olur ya domatesi. Hakikaten tatlı olur yani. Bir de et bulursak öf. Öf yani. Patatesli et yaparız. Üzüm erisi sonra da yanına böyle şey olarak. Ne yani, o tatlı niyetine üzüm erisi. Gerçi bir sürü çikolata mukolata var da. Yani bayağı üzüm çıktı. Kendi şarabımızı yapabiliyor muyuz acaba? Bu üzüm bize bayağı bir şeker verecektir. Aynı zamanda karnımıza doyurur birazcık diye düşünüyorum. Neyse, bütün üzüm bağını gezmeyeyim şimdi. Dedim zaten yarısından fazlasını gezdim ama şurada ne var onu merak ettim. Ama bak, diyorum tarla gibi duruyor burası da. Galiba bir şey yok ya. Evet, öyle görünüyor sadece. Başka bir şey yok. Rüzgar bayağı arttı ama. O yumurta var burada. Bayağı kötü durumda ama yumurta var. Check taste spoiled. At abi. Bozulmuş. Evet, ormana girelim bakalım. Rüzgar arttı ama. Burada bir yol mu var, bana böyle geliyor. Evet, burada bir yol var. Kara. Aha da mantar. Ne mantarı bu? Al. Aparosal mushroom is a fungus demiş. Found solitary ground, raised pastures, woodland. Okey. Bunlardan toplayalım. Bak, burada bir tane daha var. Oh, süper. Bulduk sonunda. Al diyelim. Bu neymiş? May indigenous. Aa, hiç anlamıyorum ki. Hiç anlamıyorum ki ne olduğunu. Yani bir şey diyor ama al diyelim, bunları toplayalım biz. Sonra kontrol ederiz. Beyaz beyaz çok tatlı görünüyorlar. Şurada bir tane var. Taşmış. Mantar için alanı bulduk gibi sanki. Şuralara geri döneyim. 3-5 tane mantar gördük. Bakalım başka mantar görebilecek miyiz? Birkaç tane mantar toplayayım ki dediğim gibi mantar yahnisi. Mantarlı şey yapmak istiyorum. Yahni yapmak istiyorum. D vitamini eksikliğini gidermek amacı altında. Ve böyle sıcak bir şeyler midemize girsin diye. Aynı zamanda. Öyle bir düşünce içerisindeyim açıkçası. Hayvan da bulursak bir de üstüne, böyle geyiktir vesairedir. Çok güzel olur. Al diyelim. Bu bayağı büyük bir şey galiba. Herhalde iyidir diye düşünüyorum. Hop, şurada iki tane daha var. Al. Al. Ama bir hayvan arayınca hayvanın çıkmaması çok enteresan oldu hakikaten. Güzel geziniyoruz ama ben sana söyleyeyim. Vallahi iyi, keyifli geziniyoruz şu anda yani. Bilmiyorum, böyle şeyler benim hoşuma gidiyor. Böyle birazcık daha survival kafasını yaşamak adı altında. Ormana gidip işte mantar bulmak, av yakalamak vesaire. Bunlar bana şey geliyor yani. Hem rahatlatıcı geliyor. Böyle genel olarak oyunun şeyinden çıkmış oluyoruz. O döngüsünden çıkmış oluyoruz. Birazcık daha farklı şeyler yapmış oluyoruz. Farklı şeyleri görmüş oluyoruz.
Adamlar o kadar zaman harcamışlar bu ormanları yapmaya. Ormanları görmüş oluyoruz. Bence iyi ve lezzetli oluyor diye düşünüyorum. Umarım sizin de hoşunuza gidiyordur. Ya da gidecektir diyeyim şimdi. Çünkü daha görmediniz bölümü ama. Umarım keyif alıyorsunuzdur. Oh, burada bir sürü mantar var. Of 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 of. Hayır hayır dur yeme. Hayda yedin mi? Bir şey yedi valla. İnşallah kusmayız. Bu aynı zamanda böyle ormanda gezinip işte hayvanları yakalamak ya da bir şeyleri bulup böyle mantar falan bulup yemek, bu tarz şeyler genel itibariyle bizim farkındalık ve survival skill'lerimizi de arttıran şeyler. Dolayısıyla bunlara da ilgilenmek güzel oluyor. Böyle taşmış o. Bakalım bakalım başka neler var. Burada birazcık gördüm. Al diyelim. Al diyelim. Yine başka bir tip var burada. Çok keyifli ya. Bilmiyorum benim hoşuma gitti yani bu bayağı. Böyle etrafta gezinip mantar falan toplamak. Al diyelim bunları. Bakalım ne çıkacak bunlardan. Ben bunları yemeden evvel yahnisi yapınca gerçi bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Direkt şey yapacaktır diye düşünüyorum. Çiğden yiyince sıkıntı olabilir de yani yahni gibi böyle pişirince bizi zehirlemeyeceklerini düşünüyorum. Dolayısıyla güzel. Yani ve inventer de doldu neredeyse. Bayağı bir mantar topladık. Ben böyle gidiyorum nerede olduğumu bilmeden bu arada. Hayvan bulamadık ya ona üzüldüm. Hiç hayvanın olmaması çok enteresan geldi bana. Enteresan. Garip. Yani hiç hayvan yok etrafta. Burası havaalanı tarafına çıkıyor. Havaalanı şu ileride. Evet. Pekala. Mantar var burada. Güzel. Bu bayağı büyükmüş. Öyle görünüyor en azından. Ha, normalmiş. Normal boyutlarda bir mantarmış kendileri. Hoppa, of bir şeyleri load etti arkadaş. Oyun bir şey load etti. Neyi load etti? Ya havaalanı load etti. 1 kilometre çünkü. Ya da aşağıdaki şehri, şu fabrika gibi yeri load etti. Evet. Hayvan yok mu ya? Çok enteresan. Çok enteresan. Oraya girmem şu anda. Oraya girdik zaten bir önceki bölümde. Düştüğümüz yer orası. Benim sağ kliğim düzgün çalışmıyor bazen. O yüzden böyle bir ileri geri ileri geri yapıyor böyle arada sırada. Sebebi odur yani. Sağ klik düzgün basmıyor. Bilmem niye basmadı tam. İstanbul'a gidince tekneye servise vereceğim yani bakalım bir baksınlar ama galiba kronik olabilir. G93 mouse'larında sağ klik problemi var diye duydum. Duydum. Eve doğru dönelim yavaştan.
Kuzeye doğru aynen. Güzel. Bakalım hayvan falan çıkarsa vururuz. Taşıyabildiğimiz kadarını taşırız. Mantar bulursak bunun gibi alırız. Bayağı bir çanta dolusu mantarla geri dönüyoruz resmen. Üzüm ve mantarla. Bayağı geri dönüyoruz yani. Ayı mayı falan çıkabilir ya böyle. Hayır demem yani şu anda ayıya falan. Gerçi taşıyamam ama. Yani. Yine de çok da hayır demem açıkçası. Bir böyle bir but mut bir şeyler alıp götürmeye güzel olur yani. Şurada bir mantar daha var. Bu arkadaşları alalım. Evet, yavaş yavaş eve doğru dönüşe geçelim artık iyice. Zaten dümdüz yukarıya buradan. Orada gördün mü? Bir mantar daha yok, görmemişim. Görmemişim. Mantar, mantar, mantar. Lay 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 lay. Ormanda yürüyorum. Bir tane bile hayvan yok. Bu nasıl orman? Hayvan yok. Kuşlar vıcıldıyor. Başka hayvan yok. Kuş etinin bir değeri yok. Bana sıvı veriyor. Özür dilerim. Al diyelim. Tamam, çok güzel. Envanterimiz doldu. Hadi dönelim abi. Zaten dönüyoruz yani, bir şey değişmedi de. Bir hayvan olsa şöyle. Şu anda ulan yanlış tuşa bastık ya. Neyse. Shift klik yapacağım. Şey, shift klik yaptım. Ctrl klik yapacağım. Ya da tam tersi, tam hatırlayamadım hangisini tıklamam gerekti. O yüzden ateş etti arkadaşımız ama şeye geldik. Eve geldik yani bu şeyin evine. Üzüm bağının olduğu eve geldik. Buradan sonrası düz yol zaten. C1'e drop attılar tam tepemize. Çok güzel. Aslında birazcık hızlanıp o drop'a uğrayabiliriz gibime geliyor. Bir yandan üzüm yiyelim. O üzüm bayağı dolduruyor. Vay 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 vay. Hızlı erişime ekleyelim abi bunu. Üzümleri gömelim buradan yürürken. Okay. İnşallah kusmaz karakter. Hop drop geliyor. Güzel. Bu üzümlerin şeyi çabuk olacaktır diye tahmin ediyorum. Eminim. Güzel. Drop'un gelmesine vakit var. Eve uğrayıp gelip drop'u almak daha mantıklı olur bence. Üzerimiz çok dolu çünkü şu anda. Drop'u alır geliriz.
Ondan sonra kendimize güzel bir mantarlı çorba, mantar çorbası, mantar yahnisi yaparız. Yakışıklısından şöyle. D vitamini eksikliğimizi de öylelikle gidermeye çalışırız diye düşünüyorum. Bir şey de yokmuş. Bu düştü. Güzel. Önde de mantar var orada bir tane. Hemen kuzeye doğru devam edelim. Hop bitirdi bile yani. Bir tane daha üzüm ya. Hop çok güzel. Çok güzel bir kalori şeyimiz oluyor şu anda. Geliyor yani böyle. Bayağı bir şekeri de arttırmış olduk. Sodyum için, evet, sodyum için çok su içmek gerekiyor. Serinin başından beri sürekli böyle ağır ağır su içip çok fazla çiş yapmak gerekiyor. Sodyum seviyesini düşük tutmak için. Artı çok da şey yememek gerekiyor. Hazır yemek, konserve yemek vesaire yememek gerekiyor. Ama artık yapacak bir şey yok yani ona. Şuradan hemen eşyaları yemek kutusuna bırakalım şu mantarları. Ok var orada bir tane enteresan. Yemek kutusunun içerisine bunları atalım hemen. Şöyle bütün mantarları staklasam üst üste koyabilsem çok güzel olurdu ama. Epey bir mantar çıktı. Porcini mantarına benzer bir mantar çıktı hatta yani oradan. Güzel. Bunlardan yahni yaparız ama drop'a gideyim hemen 2 dakika. Arabayla giderim. Üzümleri de koy. Baya güzel. Malzememiz var. Elimizde şey de var. Tamam güzel. Ben offroad'la giderim. Pickup'la giderim. Offroad deyip duruyorum şuna sürekli ama. İçeriye baktım da bir şey gördüm mü diye. Yokmuş. Drop'a gidelim hızlıca. Ormanın içinden geçmenin bir anlamı yok. Orman dışında olan bir drop için. Çok güzel. Şimdilik eldivenlerimizi çıkartalım. Bobby pin çıkartıyoruz. Çok güzel. Şunu şuraya koyayım ben. 3, 4, 5, 6. Lockpick. Lockpick. Hadi ok çıksın ya. Lockpick. Bir ümit lockpick. Lockpick. Gördüğünüz gibi eldivenimi çıkarttım. Ve Lockpick tornavida yardımıyla bu şeyleri, kapıları açıyorum. Siz de bu şekilde P tuşu kullanarak alırım bunları ya bu arada. Hiç ayırlamam yani. Süt falan bayağı o kadar sütten ne yapılır bilmiyorum ama bir tane daha RPK çıktı. Pekala. Yani olur. Ne diyeyim? Şunları bir organizasyon yapalım. Güzel. Dursun da burada. Şuna bakalım. Bayağı bir ince ince ayar yapmak gerekiyor. F'ye basacak basacak şeklinde. Pelin kovaka ihtiyacımız yok.
Pelin Kovaç ya da her neyse. Nasıl söyleniyorsa artık. O alkole ihtiyacımız yok. MRI'leri alalım. MRE'leri. Pekala. Son iki. Değerli bir şey çıkar inşallah. Evet bakalım buradan doğum günü pastası çıktı. Elimizde zaten dokunulmamış galiba. İki tane falan doğum günü pastamız var. İhtiyacımız yok yani ona. Ama işte baltaya hayır demem. Toolbox'a da hayır demem. Sanırım nails ve bıçağa da hayır demeyeceğim yani. Bunları hemen 2 dakika arabaya koyayım. Şöyle, şöyle, şöyle yapalım. Abi çıkacak mısın inşallah? Teşekkürler. Balyozu alalım elimize. Bir de mutfak bir şey alalım. Güzel ses çıkartıyor. Balyozu da arabaya koyalım. Bin diyelim bakalım. Güzel. Hadi yemeğimizi yapalım. Evet, hoş geldiniz. Buradan almamı acil gerektiren bir şey var mı? Yok. Nice. Şimdilik yemeğin içerisine şunları bir bırakalım. Bayağı bir yemeklik malzeme çıktı bence. Sütle ne yapılıyormuş bakayım bir incele diyeyim. Sütle skumkin spice letter. Show with a holiday drink. İnsan gözüyle yapılan bir içki de kullanılabiliyor anladığım kadarıyla ya da düz içebiliriz direkt. Anladığım kadarıyla içeride konuşuyorlar. Ses geliyorsa kusura bakmayın. Şimdiki cooking pot'u alalım. İncele diyelim. Pressure cook bomb yapılabiliyormuş. Steak with potatoes için ete ihtiyacımız var. Olmuyor. Chili con carne, sweet and sour olmuyor. Stew oluyor. Solid food ingredients that have cooked in liquid served in risotto gravy. Okay. Şimdi peki bu arkadaşlarda elimizde en çok gelen buydu. Peki bundan mesela böyle bu kadar alsak ve stew desek. Pasta, spagetti, bolognese, çorba mesela yapabiliyor muyuz? Evet, çorba yapabiliyoruz. Vegetable oil falan istiyor ama cooked vegetables yapabiliyor muyuz? Bunlar olmadan yapılmıyor mu bu ya? Pastry, rice, popcorn, mısır falan yapabiliriz ya. Stew ingredients. Ha. Bununla beraber bear steak, chicken, deer, et istiyor illaki. Tuz istiyor. Black pepper istiyor. Spice istiyor. Bunun olmadan stew ingredients olmadan stew yapılmıyor mu yani? Bana bunu mu söylüyorsun? Ben galiba sup, pasta, stew de yapamıyorum. Yiyecek. Ha, ne güzel. Peki mısır. Ha, popcorn, butter lazım onun için. Rice. Uncle Pong Rice. Absint ne yapacak abi? Bira falan istiyor. Soda istiyor. Su istiyor. Ha okey. Herhangi bir sıvı istiyor yani. Tuz istiyor. Yağ istiyor. Pekala. Sıvıyı alalım. Ondan sonracığıma.
Başka ne var burada? Bakalım bakalım. Krema varmış. Hemen. Şeker var burada. Baharat şurada olacak. Şunun içinde olacak. Daha çekmedim buraya ama. Baharat. Spice mix. Evet çok güzel. Dam dam. Herhangi bir şey pişirebiliyor muyum ben ya? Ye. Hepsini iç şeklinde şu anda. Bak burada mesela kullanılıyor. Spice mix'imiz var. Black pepper olmadan yapılamıyor mu? Bonus. Bonus. Bushman. Ha, steak istiyor. Et istiyor abi. Stew ingredients. Et istiyor. Ama stew yapmaya yetim yok. O yüzden pastry, un, su, maya, un, su, un var galiba. Maya da bulduk galiba. Değil mi? Sanırım bulduk diye hatırlıyorum. Öyle bir şey oldum yani. Sanki unumuz vardı diye hatırlıyorum. Mayamız da vardı diye hatırlıyorum. Burası o kadar düzensiz ki yalnız. Her yerde içecekler var. Bolca patates mi var? Patatesli bir yemek yapamaz mıyım ben şu an mesela? Ben yapabilirim şu anda mesela ama olmuyor. Yani niye yapamıyorum? Un yok. Peki. Çok enteresan. Mantar yahnisi yapacağız dedik yapamadık ya. Şaka gibi yemin ediyorum. Bal kabağı. Karpuz. Bunları alalım bakalım buradan. Yemekle alakalı malzemeleri çekelim. Un falan bulduğumu hatırlıyorum ben ya. Soğan muan var bak çok güzel. Dikiş ne alakası var? Yemekle alakası yok onun. Bunu şöyle koyalım oraya. Peyniri alalım koyalım. Peynir de iyi. Yenir. Yerik. Floater pack. O ihtiyacımız yok ona. Evet, burada yemekle alakalı başka bir şey yok. Peki bu arkadaşın içerisinde yemek ile alakalı herhangi bir şey var mı? Mesela şunları bir kontrol edeyim. Bunda yok. Bunu kontrol edelim. Bunda yok. Bunu kontrol edelim. Bunda yok. Bunu kontrol edelim. Bunda yok. Ondan sonra da yok zaten başka bir şey. Yemek ile alakalı herhangi bir şey var mı? Yok. Silah mermi de yoktur bir şey diye tahmin ediyorum. Herhalde koymamışımdır buraya yemek falan. Şeker var. Un yok. Un bulamadık. Un buldum diye hatırlıyorum ben daha önceden. Ama anlaşılan bulamamışız. Ben böyle herhangi bir şey stew ingredient için et, illa ete mi ihtiyacım var? Ben gidip hayvan mı bulacağım şimdi yani? Bu mu yani? Cooked vegetables. Bushman, karamel, tamam su. Okey. Dur. Tamam. Bunu yapabilmem lazım. Evet tamam yapabiliyorum bunu. Aa çok güzel. Dur. Bonus olarak ne istiyor? Tuz diyor değil mi? Bonus olarak ne dedi? Bunu yapabiliyoruz. Yağ, spice mix, tuz. Yağ var diye hatırlıyorum ha. Bulduk değil mi ya? Bulmuştuk ya sanki. Ha ne diyorsunuz? Ha, bulduk da. De mi bulduk da büyüğümüz. Yok mu ya? Allah'a yok. Neyse. İşte. Çok güzel. Cooked vegetables. Bu kullanacağız. Cooked vegetables olarak elimize bir tencere geldi böyle. Çok güzel. Nice. Beautiful. Patatesi de yapabiliriz diye tahmin ediyorum. Pişirme şeyi olarak. Cooked vegetables'ta mantarların hepsini yapabiliyoruz. Cabbage yapabiliyoruz. Carrot yapabiliyoruz. Cauliflower, chili, mısır. Bak mısırımız şey salatalık. Soğan. Patates of süper. Elimizi yakmayalım. Şuradan bir şey alalım. Hemen buradan bir adet kibrit alalım buraya.
Şu arkadaşı ateşi yak diyelim. Ondan sonracığıma buradan da şöyle üzerine koyalım. Checkdays warm raw. Checkdays warm raw. Hot raw. Okay. Sıcak çiğ olduğunu söyler. Hot row peki. Yoksa aşağıya birazcık fişteklememiz gerekebilir. Aşağıya birazcık verelim mi ayar? Slightly cook. Okey. Cook pişiyor. Sıkıntı yok. Çok güzel. Süper. Cooked. Aldık. Hot ve cooked. Ye bakalım ne kadar besleyecek bizi bu. Cooked vegetables bana ne veriyormuş? B12 veriyor. B4 veriyor falan filan. Allah Allah çok enteresan. Hepsini yiyelim bakalım. Pişmiş sebzelerin bana sadece sıvı olarak görünmesi çok enteresan geldi. Patatesi deneyelim mi? Mantarı deneyelim tekrardan. Bir tencere yiyebiliyoruz şu anda. Onu anlıyorum ben. Bayağı bir tencere yedik ve %50 civarında anca verdi bize. Bu cooked vegetables elimizde mi kaldı? Lan. Tencere bir kullanımlık değildir herhalde, değil mi arkadaşlar? Değildir canım. Tek kullanımlık tencere yapmamışlardır herhalde, değil mi? Scam developerları. Sevgili developer arkadaşlar. Böyle bir öküzcülük yapmadınız inşallah. Vallahi yaptılar galiba. Galiba tek kullanımlık. Abi şaka gibi. Tencere tek kullanımlık olur mu ya? Haydi. Abi çok saçma ama. Vallahi. Çoj değildir. Ben buraya tava çektiğimi hatırlıyorum ya. Tava nerede? Tava koydum ben buraya değil mi? Hatırlıyorum koyduğumu. Allah Allah. Koymadık mı acaba? Bunun içinde varmış. Ulan bunun içinde bir sürü malzeme vardı oraya. Abi yağ da var bak. Ulan. Tenceremiz bir tane daha var Allah'tan. Tamam güzel. Şunu ben elime alayım. Bunun içerisindeki yiyecekleri de toplayalım. Şunları da şöyle ıvır kıvırları da buraya koyalım. Bunu da buraya bırakalım. Yemek. Bal kabağı her yerimiz oldu. Şarabımız var. Güzel. Pişirme yağımız var. Tavamız var. Nice. Bir şeyler var elimizde yani. Şimdi. Silah mermiyi bunu geri bırakalım. Okey. Şimdi elimizde bir şey var. Burada hiking backpack. Bu hiking backpack'in içinde ne var? Mantar var. Şey, mısır var. Maya var. Tamam. Eşofmanı buraya koyalım. Soğan var, parsnip var. Karot juice var, fruit kokteyli var. Bira var. Soda var.
Tekila var. Slav içeceklerinden var. Aa, yemek kutusu doldu mu? Nasıl yani? Oha, bayağı doldurmuşuz ha. Pekala, şunu da alayım. Bunları da buraya atalım bakalım. Güzel, hiking backpack'i de buraya koyalım. Şimdi mantar olayını ya, bu bana ne veriyor genel olarak? Bir şey vermiyor çok fazla anladığım kadarıyla. Pastry. Bak, un var mıydı? Wheat flour. Az evvel aldık da buraya. Yeast bulduk. Sugar bulduk. Ama wheat flour almadık değil mi? Yok, wheat flour almadık. Mısır var. Mısırlı bir şeyler yapılabilir. Patatesli. 3, 4, 5, 6, 7 tane patates alsam. Rice, pirinç de yok, mısır da yok. Pekala, bir dakika, bu da mısırı... Ha, direkt mısır patlağı yapabiliyoruz arada. 3 tane şeyle, kornla. Ki... Bunu alalım. 2 tane mısırım var. 3. mısır yok mu? Ben mi göremiyorum diyeceğim. Galiba yok. Mısır, patlamış mısır yapamıyoruz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Patatesli bir şeyler yapabilirim. Burada mantarlı bir şeyler yapabilirim ama mantarlı bir şeyler yapsam mı acaba şu anda? Bakalım. Şunları 5 6 tane toplayalım. 7 tane bundan alalım bakalım. Çorba yapabiliyor muyum ya? Cooking pot. Okay. Okey, 3 tane bundan. Yağ okey. İçecek tamam. Et istiyor, yağ istiyor. Bunlar alternatifler. Yani hayvan kesmem lazım bunu yapabilmek için. Aynı şekilde makarna yapabilmek için de sıvıya ihtiyacım var, makarnaya ihtiyacım var. Spagetti bolognese diyor ya. Domates falan. Sosis için de lazım. Diğer guts lazım. Aa, sosis yapılıyormuş. Oo, bak bunu bilmiyordum. Sosis yapılabiliyor mu? Portable gas stove'da hiç bulamadım bu arada. Keşke bulsam. Stew ingredients deyip stew yapıyorsun ondan sonra. Arkadaşlar, şöyle bir durum var. Şimdi çorba yapıp mantıklı çorba yapmak. Buradan çorba yapabiliyoruz çok güzel. Bütün sebzeleri kullanarak da. Sadece et istiyor çorba yapabilmek için. Et içinde şu anda etim, yani etimiz yok şu anda. Elimizde maalesef. Dolayısıyla bir hayvan avlayıp gelmek mantıklı olabilir. Acaba balık geçerli mi? Onda. Bakayım bir ette. Chicken, deer, köpek, donkey, duck, goat, goose, horse, human, peasant mı? Allah Allah. Okay. Pork, rabbit, rat, sheep, beer steak, smoked bird meat, boar steak. Okey, domuz momuz her şey oluyor. Bütün etlerden oluyor galiba ama balık yok galiba. Duck, ördek, goose, human sausage mı? Oha. İnsan sosisiyle bile yapılabiliyormuş. Ama ben hala balığa denk gelmediğimi düşünürsek balıktan yapılmıyor galiba. Kurt, puppet meat, cow breast, seagull. Aa, seagull. Abi, bir dakika, martı ile oluyor. Martı ile oluyor. Karga falan da oluyor. Lan. Neredesiniz? Direkt çıkıp ateş ettim yalnız hayvana. Sesten korkup kaçıyorlar mı bunlar? Muhtemelen sesten korkup kaçıyorlardır. Evet.
Muhtemelen sesten korkup kaçıyorlar. Gel buraya. Aldım. Yakaladım. Aa. Ölmedim acaba diyecektim de. Pick up. Dead crow kes. Karga bulduk. Karga etinden yani yapacağız. Yapacağım o yani bugün. Skin alalım. Guts alalım. Tüyleri bırakalım, gerek yok. O yahniyi bugün yapacağım ben. İyi, araştırdığımız iyi oldu bak. İyi ki bakmışız yani onlara. Kapıdan girmek yerine camdan atlayıp. Crow keselim. Guts'tan da sosis yapabiliyoruz. O da güzel. İç organlarında hayvanın. Güzel. Şunu yemeye bırakalım. Şimdi el işçiliğine geldik. Buradan bunu yapabiliyoruz. Mantar alalım üstümüze. Hemen 3 tane mantara ihtiyacımız var. 1, 2, 3 tane mantar alalım. Mantar okey. Et okey. Ardından sıvıya ihtiyacımız var. Yağ ihtiyacımız var. Ha, yağ lazım. Aa. 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 İşleyemiyorum çünkü yağ yok. Direkt düz fat istiyor galiba. Animal fat, fat. Fat fat, animal fat, fat. Evet, hayvan yağı istiyor. Olen. Olen. Yapamadık. Bir ümit dedim, yapacağız ama dedim. Olmadı ya. Beyler kusura bakmayın. Evet. Yapacak bir şey yok. Hayvan lazım. Gidip hayvan keseceğiz, bir şeyler yapacağız. Bunun ne işi var burada? Gidelim bir hayvan mayvan keselim, bir şeyler yapalım. Ondan sonra gelelim buraya ve yemek yapalım. Artık o da bir sonraki bölüme kalır. Bu bölümde ne yaptık? Bu bölümde bayağı gezindik etrafta. Bir iki tane drop'a gittik. Şehirde loot yaptık. Ondan sonra mantar topladık. Bir şeyler yedik. Tencerenin tek kullanımlık olduğunu öğrendik. gibi gibi bir şeyler yapmış olduk. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum hepinize katıldığınız için. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.